Hangi kulaklığı alacağınız konusunda sesli düşündünüz ya da bir arkadaşınızla sohbet ettiniz. Aradan geçen birkaç gün sonrasında telefonunuzda kulaklık reklamları görmeniz oldukça muhtemel. Bu bahsettiğim hepimizin başına her gün gelen olan şeyler değil mi? Büyük veriyi okyanus olarak düşünürsek bu sadece bir damla belki de. Peki bu ve benzeri durumlarla nasıl, neden karşılaşıyoruz? Arkasındaki kaynak ne? Büyük verinin nasıl çalıştığı ve nerelerde kullanıldığı gibi konulara geçmeden önce büyük verinin ne olduğuna bir bakalım. Her gün dünyanın farklı bölgelerinden insanlar sosyal medya platformlarını, mobil uygulamaları ve web sitelerini çeşitli amaçlarla kullanıyor. Sadece normal bir gezinti yaptığınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Gezinirken sistemlerin veri tabanlarına birçok bilgi gönderiyoruz. Yaptığımız işlemler, geçirdiğimiz süreler, sosyal medyada atmış olduğumuz beğeniler, hangi bloga veya videoya yorum yaptığımız, izlediklerimiz, sayabildiklerimden bazıları. Peki büyük veri nedir? Sözlük anlamına baktığımızda büyük veri, geleneksel veri işleme uygulama yazılımı tarafından ele alınamayacak kadar büyük veya karmaşık olan veri kümelerini analiz etme, sistematik olarak bilgi çıkarma veya bunlarla başka şekilde ilgilenme yollarını ele alan bir alandır. Diğer bir deyişle, büyük veri, çeşitli kaynaklardan edinilen devasa büyüklükteki verilerin gelişmiş yazılımlar tarafından anlamlandırılması ve kullanılmasıdır. Peki nedir bu çeşitli kaynaklar? Web sitelerinde gezinirken bırakmış olduğumuz izler, sosyal medya platformlarında toplanılan bilgiler, ağ günlükleri, loglar, fotoğraf ve videolar olarak sıralayabiliriz. Büyük veri, artan hacimlerde ve öncekilere göre daha yüksek hızda gelen ve daha da çeşitlilik içeren verilerdir. Bu 3V olarak biliniyor. Yani volume, velocity ve variety. Son yıllarda verilerdeki hızlı değişim ve çeşitlenme, değişkenlik yani variability, farklı kaynaklardan gelen bu bilgilerin verilerin doğruluğuna katkı sağlaması ise doğruluk yani veracity kavramlarını ortaya çıkarmıştır. Büyük veri bu zamana kadar birçok alanda birçok kurum tarafından sonuçları iyileştirmek, avantaj kazanmak, doğru hamle yapmak amacıyla kullanıldı ve kullanılmaya da devam ediyor. Hastaneler, hastalara yönelik kaliteli ve hızlı hizmet sunmak, personel hasta ilişkisini iyileştirmek için kullanırken, bankalar, kullanıcıların isteklerine, davranışlarına cevap verebilmek ve etkileyici bir hizmet sunmak için büyük veriyi kullanmaktalar. Benzer şekilde e-ticaret sitelerinde ya da uygulamalarında yapmış olduğumuz alışverişlerimiz de bizim alışkanlıklarımız hakkında önemli bilgiler vermektedir. Kanser tedavisinde tümörlerin eğiliminin tespiti, hastanelerde personellerin doğru zamanda doğru yerde konumlandırılması, gereksiz acil servis ziyaretlerinin azaltılması, bulaşıcı virüsler gibi olağanüstü durumlarda hangi yaş aralıklarının ne oranda etkilendikleri büyük veri yardımıyla çözümlenebilir. Dahası yapılan test sayısı ve sonuçları, bu sayısal verilerle tarihler arasındaki ilişkiler yardımıyla doğru adımları atmamız da büyük verinin sağladığı faydalardandır. Yapmış olduğumuz paylaşımlar, beğeniler ve benzeri sosyal medya aktiviteleri, arama motorlarına gelen sorgulardaki muazzam veriler, bıraktığımız izlere göre gösterilen reklamlarla büyük veri bizlerin alışveriş tercihlerini yönlendirmektedir. Verilerin gerçek zamanlı olarak kullanılabilmesi de büyük avantaj sağlamaktadır. Bununla beraber borsa dinamikleri, çevrimiçi piyasaların işleyişi de büyük verinin ekonomi alanında kullanıldığı yerlerden bazılarıdır. Bunun yanı sıra eğitim alanında büyük veri ise insanların okuma alışkanlıkları, çevrimiçi gerçekleştirilen testler ve deneme sınavlarında öğrencilerin tutumları hakkında analiz yapabilmekte ve bunlara göre yöntemler oluşturabilmektedir. Ayrıca büyük veri politika alanında da kullanılmaktadır. Yıllara göre oylamalara katılım oranı, oyların dağılımı gibi verilere göre seçmenlerin tercihlerini değiştirmeye yönelik çeşitli kampanyalar yürütülebilmektedir. Malum Facebook'un 2016 yılında kullanıcı verilerini kullanarak seçimlere olan etkisini biliyoruz. İstesek de istemesek de hayatımızın büyük bir bölümünü, karar verme şekillerimizi dahi etkileyebilen büyük veri, birçok sektörde etkin bir şekilde kullanılıyor. Önümüzdeki yüzyılda büyük veri dudak uçuklatacak düzeyde büyüyecek ve neredeyse her sektörde kullanılabilecektir. Ama unutmamamız gereken bir şey var.
Bugün bırakmış olduğumuz izler yarın bizi karşılayabilir.